TV52 Ana Haber Bülteninden hepinize mutlu akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bilindiği gibi eski Ordu Otogarı'nda ilçelere otobüsler kalkıyor. Gölköy ve Gürgentepe araçları da yine bu alandan ilçelere seferler düzenliyor. Bugün eski otogardan sefer yapan Gölköy ve Gürgentepe araçları kolluk kuvvetlerince alandan kaldırılmak istendi. Eski otogar şoför esnafı da bu durumdan rahatsızlığını bildirdi. Ya bizi dinlemiyorlar, ya bizi duymak istemiyorlar, ya biz kendimizi duyuracağız, bir şeyler yapacağız çünkü bu böyle olmaz. Biz AK Parti'ye oy verdiklerine yani günahmış dedik. Yani daha artık vermez zaten bu Gürgentepe Gölköy'e. Zaten nasıl olsa ikinci sınıf vatandaş Gürgentepe Gölköy. Ordu otobüs terminali yeni yerine taşınınca eski otogar ilçelere sefer için kullanılmaya başlandı. Gölköy ve Gürgentepe ilçelerine bu alandan seferler her gün düzenli olarak yapılıyordu. Bugün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Kolluk kuvvetleri şoför esnafının alanı terk etmesini istedi ancak esnaf alanı terk etmemekte kararlıydı. Esnaf durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Biz burayla alakalı cadde esnafı olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Coşkun Alp, Ulaştırma Daire Başkanı ve bir başkanımız daha vardı. Onunla görüştük. Burayla alakalı 250 tane kaşeve imza verdik. Burayla alakalı söz aldık. Bu arkadaşlarımız burada çalışmaya başladı. Düzene binmişlerdi. Emniyet teşkilatı bu arkadaşlarımızın buradan çıkmasını istiyor. Biz Gürgentepe Gölköy olarak yeni otogara gönderdiler bizi. Otobüs terminaline. Bizim sıkıntımız bizim esnaf olarak buranın esnafı da olsun. Ordu merkezin bu otogar mevkinin esnafı da olsun herkes çok mağdur durumda. Esnafın iddialarına göre Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yer konusunda anlaşıldı. Ancak daha sonrasından kolluk kuvvetleri alanı boşaltmak için eski otogara geldi. Dediler burayı biz halledeceğiz dediler. Biz de iki gülüm konuştular bir şeyler ettiler. Sonra çekip gittiler. Şimdi bak geldi burada polisler bura boşaltılacak edecek. Ya bu bir insafsızlık var bakın. Ya bizi dinlemiyorlar. Ya bizi duymak istemiyorlar. Ya biz kendimizi duyuracağız, bir şeyler yapacağız çünkü bu böyle olmaz. Bizim yaşlılarımız diyoruz, anlatıyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne, milletvekillerine, herkese anlatıyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim bizim yolcumuz mezarlıkta, elinde biz köylüyüz sonuçta kardeşim. Biz çantalarla bizi bekleyemiyor diyoruz. Bizim yolcularımız gitti, korsan arabalar bizim yolcularımız alıyor diyoruz. Ama biz sadece burada kalalım diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde 2 saat bir toplantı yaptık. Toplantıda bizi olumlu karşıladılar, olumlu cevap verdiler. Ama bu arkadaşların yapmak istediği uygulama bunları buradan çıkartmak yönünde. Biz buna karşıyız. Vatandaşlar yetkililere sesini duyuramamaktan da şikayetçi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı bizi hiç duyduğunu sanmıyorum. Bizi duysa buraya bir kere geldiğini ne yapıyorsun? Ya 1,5 yıldır burası yok. Siz ne yapıyorsunuz burada? Durumunuz nasıldır? Bir hafta önce buraya geldiler. Ya durum nedir? Yanınıza gelen oldu mu? Giden oldu mu? Bizi hiç kimse ilgilendirmiyor kardeşim. Ama ben sigortam vergimi veriyorum. Nasıl olacak? Bu nasıl vereceğim ben? Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi polis arkadaşlarımızı göndermişler. Bizi buradan çıkarmaya zorluyorlar. Biz de ona karşı gelmeye çalışıyoruz. İnşallah olur. Ama biz istiyoruz ki burada 250-500 tane esnafın herkesin imza toplanmış, herkes bir şeyleri söylemiş ama iki kişi veya üç kişinin lafının yüzünden bu bizim işlerimiz iptal olmuş. Bunun nedenini vallahi ben bilemiyorum. Biz de büyüklerimize soruyoruz. Biz de soruyoruz. Biz bilsek biz de soruyoruz ama bilmiyoruz kardeşim. Niye kaldırıyorsun beni burada? Bizim suçumuz ne? Açıklama yok. Neymiş? İki kişinin aldığı kararmış, belediyenin kararıymış, gideceksiniz. Ama kim gidecek Gürgentepe ile Gölköy? Var mı böyle bir şey? Ceza yazsınlar, bağlasınlar. Zaten arabalar çalışmıyor ki. Bağlarsa bağlasın, sıkıntı yok. Ordu'nun kronikleşen otopark sorunu her geçen gün kendisini hissettirmeye devam ediyor. Bunlardan biri de eski yerleşim yerlerinden biri olan Düz Mahalle. Bölge sakinleri Ordu'nun bitmek bilmeyen otopark sorununu çözmeye çalışmaktan da soruna hala bir çözüm bulunamamasından da şikayetçi. Mahalleli yetkililere soruyor. Bu kentin en büyük sorunu otopark problemi neden hala çözülemedi? Bu kenti yönetenler bu sorunu bizden iyi biliyorlar. Bu kentin sorunu otopark. Bu kentin en büyük sorunu otopark diyor mahalle esnafı. Çünkü bitmek bilmeyen otopark sorununu çözmeye çalışmaktan da bu soruna hala bir çözüm bulunamamasından da şikayetçiler. Araçların park edilebileceği bir alan yok. Yeterli derecede yok. Örneğin işte bu bölgede ben şu an kendi iş yerimin önüne kendi arabamı çekmiyorum. Çekersem vitrinim kapanıyor. Kendim gidip bir şekilde otopark buluyoruz. Otoparklara aracımızı bırakmak zorundayız.
Ancak herkes bizim gibi değil. Yarım saatliğine, bir saatliğine, iki saatliğine vatandaşın bu bölgede işi oluyor. Aracını bırakıp işini halletmek durumunda. O zaman işte böyle bir manzara çıkıyor ortaya. Sorunun temelindeki yatan ana sebep yeterli miktarda, yeterli oranda otoparklarımızın olmaması. Çarşamba pazarının yoğunluğu, yetersiz otopark alanları, dar sokaklar ve devam eden altyapı çalışmaları da zaten yaşanan otopark sorununa tuz biber oluyor. Yol kenarları ücretsiz hale gelince ise esnaf vatandaş kavgası bitmek bilmez bir çileye dönüştü. Olmaması. Bir de burada kendiliğinden bir kural oluşmuş. Kendiliğinden oluşan bir kural. İşte sokağın bir tarafı işte otopark şeklinde kabul görmüş. Diğer tarafı araç trafiğine açık. Neye göre? Sokağın hangi tarafına araç bırakılacak, hangi tarafına bırakılmayacak noktasında bir kriter yok. Gelişi güzel. İnsanlar kendi kurallarını kendi koyuyor. Yani burada çok net söylemek gerekirse bir irade eksikliği var, bir irade boşluğu var ve vatandaşlar bu boşluğu kendisi dolduruyor. Yani kafasına göre istediği yere araba çekmek suretiyle siyasi iradelerin alması gereken kararı, yapması gereken düzenlemeyi vatandaş kendisi yapmak zorunda ve kendiliğinden de yapıyor. İşte böyle de olunca her gün burada eğer vatandaşlara şuraya arabanı çekme, lütfen böyle koyma desen her gün kavga etmek için yeterli sebep var bu memlekette. Ordu'daki otopark sorununun görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapan mahalle esnafı, Büyükşehir Ordu'nun hala çözülemeyen en büyük sorununu otopark olarak görüyor. Yani Ordu'da en büyük sorun ne diye bir anket çalışması yapsanız herhalde birinci sırada otopark gelir yani. Siz burada bir otoparkla ilgili kalıcı, çok katlı ya da farklı yeraltı bilemiyorum. Yani onlar onların işi. Bu meseleye bu anlamda çözüm bulamadığınız müddetçe lokal çözümlerle yok işte sağ tarafa araba çekin, sol tarafa çekmeyin, işte mahalle aralarında küçük apartman yapılacak yerlere araba park etmelerle bu işler çözümlenemez. Otopark sorununun ciddi krize dönüştüğünü vurguluyor vatandaş. Ama birçoğu çözüm bulunamayacağından o kadar emin ki konuşmaya bile gerek duymuyor. Yani sorunun çözümü adına yetkililere güven yok. Ama belki bu kez sesimiz duyulur diyenler çağrıların karşılıksız kalmamasını istiyor. Sorunun temeline inmemiz lazım. Burayı konuşmanın hiçbir mantığı yok. Ne yaparsanız yapın, siz buraya sürekli zabıta da polis de dikseniz burası memur arkasını döndüğünde aynı şey olacak. Çözüm otopark. Minibüs ve dolmuş odalarının başkanları ve yöneticilerinden oluşan 20 kişilik bir heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen kabul ve soru cevabın ardından İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine olan çoğunluk yapısı 19 Şubat 2020'de yayınlanan yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi daha önce 6 kez reddettiği 750 minibüsün ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifini 29 Temmuz 2021'deki toplantıda kabul etmişti. Minibüs ve dolmuş odalarının başkanları ve yöneticilerden oluşan 20 kişilik bir heyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Çalışan arkadaşlara size ne kadar teşekkür etsek az. Mümkün geldi. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge liderliğindeki heyette Ali Beyköy, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Esenler, Gazi Osman Paşa, Güngören, Halkalı, Sefaköy, Kartal, Kemerburgaz, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Dolayoba, Pendik, Tuzla ve Ümraniye Minibüs Odaları Başkanları yer aldı. Toplantıda İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan eşlik etti. Gerçekleştirilen toplantıdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hükümete bir çağrı yaptınız ve Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarına talip olduğunuzu açıkladınız. Bunun için resmi başvuru yapıldı mı? Hükümetle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ilişkileri düşünülürse bu uçakların belediyelerin sorumluluğunu vereceğini düşünüyor musunuz sorusuna Başkan İmamoğlu şu yanıtı verdi. Vatandaşlarımıza, orman teşkilatına, itfaiye erlerine
minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenler oldu, rahmet diliyorum. Ama günün sonunda çare üretmeliyiz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla dün aldığımız karar gereği mevcut uçaklarımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve hatta bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu dile getirdik. Ve resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp sunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi'nin imzasıyla görüşmeleri başlatmak adına bugünden süreci başlatıyoruz. Başkan İmamoğlu, Türk Hava Kurumu'nun yeterli uçağı olsa bugün şu düştüğümüz durumu yaşamazdık dedi. Türk Hava Kurumu iyi olsa, Türk Hava Kurumu'nun onlarca uçağı olsa hangarlarında, keşif uçaklarıyla, kendi anlatımlarıyla bunu söylüyorum. Dönem dönem, hele hele bu tür sıcak dönemlerde ki çok sıcak geçeceğini, küresel ısınmanın etkisi vesaire gibi birçok unsur üzerinden takip edilmesi gereken bir yaz döneminde onlarca uçağımız olsa, keşif uçakları geçse, bir duman tüttüğünde oraya müdahale eden uçaklarımız olsa yangın olmaz mı diyoruz? Olur, her sene oldu, oluyordu ama bugün şu düştüğümüz durumu yaşamazdık. O bakımdan kararlıyız, bugün de başvurumuzu yapacağız. İmamoğlu, yangın söndürme çalışmaları ile ilgili kampanya tartışmalarını da ele aldı. Bütün ülkelerin dayanışma içinde olması bence alkışlanmalıdır yorumunu yaptı. Dünyada şöyle söyleyeyim, dünyada nerede yangın olsa, bize çağrı yapılsa koşa koşa gitmeyi bir insanlık vazifesi olarak görürüz. Bu tür uluslararası çağrının ayıbı yoktur. Yani hangi afet olsa, bazen işte Japonya'dan deprem için bize koşa koşa gelenler oldu veya başka afetlerde, bunun ayıbı olmaz. Bütün dünyanın ortak mücadelesi, Afrika'da bir ateş ortalığı yakıyorsa ve imkanları yoksa koşacağız. Yetmiyorsa koşacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri olsa ne yazar? Yine koşacağız. O bakımdan bütün ülkelerin bu tür dayanışma içerisinde olması bence alkışlanmalıdır. Bunun üzerinden gurur yapmak değil, ortak nasıl işbirliği yapılır ona bakılır. Benim bakışım bu. Sorumlularını sorgulamalıyız diye de ekledi. Sorumluları işaret etti. Yani bunun sıkıntılı hali olmaz. Tabii ki sorumlularını sorgulayacağız. Sorgulamalı bu ülke. Kim bizi bu hale getirdi? Geç mi müdahale edildi? Öncesinde alınan tedbirler alındı mı, alınmadı mı? Sorumluluk kimde olduğu belli. Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tepki çeken sözlerine de değindi. Sayın Bakan sözlerinden pişman olmuştur diyen İmamoğlu, yangın söndürme çalışmalarındaki siyasi ayrım iddialarına ise siyaset bir araçtır, amaç değil diyerek yanıt verdi. Sayın Bakan'ın bir talihsiz cümlesi var ki hani belediyeler sorumludur, herhalde söylediğine bin pişman olmuştur. Kanun belli, madde belli, husus belli, sorumlu kim belli. Yani bir ateş, bir kıvılcım çıksa dahi sorumluyuz, müdahale ederiz diyen cümleleri ortada. Bütün bunlar varken bunu söylemiş olması bile siyasi bakışın odağını gösteriyor. Bundan uzak duralım. Bu iş siyaset meselesi değil. Zaten bu ülkede bürokrasi görevini yapsa, bu ülkenin memurları görevini yapsa, valileri görevlerini yapsa, bakanları görevlerini yapsa, belediye başkanları görevlerini yapsa, bu ülkede başka bir şeye gerek yok. Yani her yerde söylüyorum ya, siyaset bir araçtır. Partiler bir araçtır. Amaç değildir. Yani bu anlayışla hareket ettiğimiz takdirde zaten bu ülkenin bir sorunu kalmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangınlar için hızlı bir şekilde bilim ve teknik kurulu kurulacağının da müjdesini verdi. Tabii ki şu an tek amacımız yangının söndürülmesi ama biter bitmez yaraların sarılması, oradaki kentsel hizmetlerin aksayan taraflarının giderilmesi ki bütün bu noktalarda hazırlıklıyız. Bilim ve teknik kurulu kuracağız hızlıca. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı topluma mesaj vermesi. Bu mesajın yanı sıra belediyelere yön vermesi, kurumlara çağrı yapması noktasında sıkı bir bilim ve teknik kurulunu, tabanında küresel ısınmayla mücadele olan, ormanlarımız olan, ormanların yangınla olan mücadelesini tanımlayan bir bilim ve teknik kurulu. İmamoğlu son olaraksa olayların sorumluları için soruşturma çağrısında bulundu. İnşallah hep birlikte bu sürecin yaralarını en hızlı şekilde sararız. Ama şunu da unutmayalım. Bu işin sorumluları vardır. Bu işin içinde ihmaller vardır. Net gözüküyor. Bu işin soruşturulması,
ihmalin sahibi kimse bunun cezasının mutlaka verilmesi hukuk eliyle, hukuk yoluyla yapılması konusunda da takipçi olacağız. Mutlaka bir soruşturmayla bunun, tabii ki bunun kurulları var, kurumları var. Biz sadece çağrı yapabiliriz. Mutlaka bunun denetleniyor ve takip ediyor olmasını istiyoruz. Fındığı en çok üreten il Ordu. Ancak festivali Trabzon'da düzenleniyor. Bu mantık hatalı bir problem gibi olan durum için fındık sektörünün önde gelen firmalarından birinin sahibi olan Mehmet Albayrak, TV52 Haber'e konuştu. Şehrin hem en büyük geçim kaynağı hem de kaderi. Konu fındık. Dünyada fındık üretiminde en ön sırada olan Ordu ürününe sahip çıkamıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon Ticaret Borsası'nın yaptığı açıklamaya göre Fındık Festivali 9-14 Ağustos tarihleri arasında fındığı en çok üreten il olan Ordu'da değil, Trabzon'da düzenlenecek. Konu hakkında konuşan iş insanı Mehmet Albayrak, öncelikle Trabzon'u tebrik edip fındık için yapılan tüm organizasyonlar ürünümüze fayda sağlamaktadır dedi. Arkadaşları Ticaret Borsası'nın nezdinde başlattıkları, yaptıkları bu çalışmayı aslında tebrik ediyorum. Çünkü fındıkla ilgili yapılan her şey sektörümüze, üreticimize ve Türkiye'ye çok büyük faydalar sağlamaktı. Ordu ve Giresun'un en çok fındık üreten iki il olduğunu vurgulayan Albayrak, tüm fındık üreten şehirlerimiz arasında bir işbirliği istemiştik ifadesini kullandı. Türkiye, Artvin'den Beykoz'a kadar boydan boya Karadeniz fındık havzası ve fındığın bu alanlarda çok büyük üretim havzaları olan Ordu, Giresun, Düzce bölgelerinde de bu haftanın aynı şekilde değerlendirilmesi konusunda bir işbirliği aslında beklemiştik. Özellikle Ordu'nun fındık konusunda dünyaya kendini lanse ettirmesi gerektiğinin altını çizdi Albayrak. Kendimiz Ordu olarak, Ordu Giresun olarak fındıkla ilgili dünyada fındığın en büyük üretim alanı olan Ordu'nun bu alandaki sadece üretimini değil, dünyaya da kendisini lanse etmesini, Giresun'la beraber Giresun'un fındık sektöründeki çok eski yıllara dayalı mücadelesini, varoluşunu anlatabildiğimiz, dünyaya kendimizi lanse edebileceğimiz yeni bir takım araçları yapabilir miyiz? Bunları kendimize sormamız lazım. Albayrak, fındıkta üretimden finansmana kadar birçok sorun olduğunu dile getirdi. 60'lı ve 70'li yıllarda Ordu altın fındık şenliği yapılmaktaydı. Bu altın fındık şenliği aslında bir parça bölgesel ülkelerden gelen yabancı halk oyunu ekipleri, sanatçılarla biraz daha internasyonel manada etkileri olmasına rağmen o yıllarda bir haftalık süreç içerisinde orada bir şenlik havası esmekteydi. Bunları bir kenara bıraktık. Artık fındıkla ilgili sadece rekolte tahmini ve fiyat tahminleri onun dışında bir şey konuşamaz hale geldik. Fındığın aslında çok büyük sorunların olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Üretimden depolanmasına kadar, finansmanından yurt dışı alıcılarına kadar, fındığı kullanan insanların sorunlarına kadar bir sürü sorunlarımızın olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Geçmiş yıllarda yapılan Altın Fındık Festivali'nin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti Albayrak. Altın Fındık Şenliği'ni yeniden canlandırmayla ilgili başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu alanda bir platform form kurarak hep beraber çalışarak güzel bir organizasyonu yeniden başlatabiliriz. Festivalin Trabzon'da yapılmasıyla ilgili demek ki Trabzon'daki yetkili isimler Ordu'daki isimlere göre daha fazla çalışıyorlar ifadesini kullandı. Bu Trabzonlu arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmayı bir parça kıskandım desek doğru olur. Onları tebrik ediyorum. Demek ki Ordu ve Giresun'daki sivil toplum örgütlerinden, Ordu'daki kanaat önderlerinden, sektör temsilcilerinden çok daha meseleleri ileri seviyede görebiliyorlar. Yiğidin hakkını yemeyelim, öldürmeyelim. Onları tebrik ettik, alkışladık bildiğiniz gibi. Ancak bunları Ordulular olarak, Giresunlular olarak ayrı ayrı ve birlikte daha üst seviyelere taşıyabiliriz.
Albayrak, eğer bir dünya fındık haftası kutlanacaksa devletin ilgili kurumlarının da bu işe el atması gerektiğini söyledi. Devletimizin kurumlarının da bu işin içerisinde olması gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi'nin atıyorum. Yani bu bütün paydaşların birlikte hareket edeceği bir Dünya Fındık Haftası'nı hep birlikte hem sosyal manada edebiyatla, folklorla, halk oyunlarıyla desteklenen adeta bir şölen havasına dönüştüreceğimiz fındığın hem sorunlarının tartışılacağı, beklentilerinin tartışılacağı, bugünü yarınının konuşulacağı bir Dünya Fındık Haftası'na Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı var. Vatandaş da Fındık Festivali'nin Trabzon'da yapılmasına anlam veremiyor. Hanım Ordu hak eder ama Trabzon hak etmez. Fındığın başkenti Ordu. Sizce sebebi ne peki? Ben ona da anlam veremiyorum. Gerçek olarak söylüyorum, biz Karadenizli olarak Ordu'nun merkezi, fındığın göbeği olduğu halde neden Trabzon'a gidiyor? Ha bu diyeceksin ki belki bu hükümetin hatası. Değil. O kesinlikle değil. Bu bizim milletimizin duyarsızlığından kaynaklanan bir şeydi. Hepsi bu. Ordu halkının başarısızlığı. Ürününe sahip çıkmıyor. Evet. Sonra baştakiler köylü istediği gibi yönetiyor, kullanıyor. İnsanlar üzülerek Ordu'nun sahipsiz olduğunu söylüyor. Fındığın üretici Ordu ama kaymağını yiyen yabancılar. Trabzon fındık mı yaparmış? Yok fındık Trabzon'daki. İşte Ordu'nun belki onda biri kadar fındık yok Trabzon'da. Ama biz fındığa sahip çıkamıyoruz. Bizim AK Partili vekiller fındığa sahip çıkamıyor. Oradan insanlar demek ki bu işe daha iyi sahip çıkıyor. Biz de burada şey görüyorlar, yani sen söyle, zayıf görüyorlar. O yönden onlar daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim seçtiklerimizde maalesef sahada gözükmüyorlar. Yapacak da bir şey yok. İnşallah zamana gelince her şey düzelecek diye düşünüyorum. Ordu milletvekilleri bu işe el koyması lazım. Festival Ordu'da olması lazım. Yani İçişleri Bakanı Trabzon'da şu anda. Trabzon'da olduğu için belki de oraya çekmişler olabilirler yani. Bu Ordu'nun başarısızlığı olur. Türkiye'de en çok fındık Ordu'da oluyor. Ordu'nun başarısızlığı olduğu için Trabzon'da olabilir. O da olabilir. Bu da başımızdaki büyük adamların ticareti veya görüşü. Hem iş adamı tarafı hem de üretici tarafının bu konudaki ortak paydasıysa şu. Fındık Festivali'nin Ordu değil de Trabzon'da yapılmasının en büyük sebebi Büyükşehir Belediyesi, Ordu milletvekilleri ve Ordu'daki sivil toplum kuruluşlarının başarısızlığı ve fındığı kaderine terk etmeleri. Fındık mevsiminin artık gelmesiyle birlikte üreticiler de bahçeye girmeye başladı. Ancak fındık fiyatı henüz belli olmadı. Üreticiler fındık fiyatının bir an önce açıklanmasını istiyorlar. Gelinin dua, erkeğin damatlığı. Fındık Karadeniz'de altından bile değerlidir. Karadeniz'de tüm üreticiler Ağustos ayının gelmesini iple çeker. Ancak geçtiğimiz sene Temmuz ayının son günlerinde açıklanan fındık fiyatı ise bu sene hala açıklanmadı. Bazı üreticiler bahçeye bile girdi ama tüm senenin emeği fındık ne kadar henüz bilmiyorlar. Ağustos ayı geldi çattı. Memlekette fındık toplanmaya yavaş yavaş başlandı. Üreticilerin ise merak ettiği fiyatlar. Yurt dışına ihraç yapılıyor ancak biz üreticiler hiçbir şey kazanamıyoruz diyerek fındık fiyatının 35-40 lira bandında olmasını talep etti Karadeniz kadını. Fındık fiyatında bence halkın beklentisi 35-40, bence yani o kadar uğraşa kadar, o kadar zahmete göre tek tek yerden toplanıyor. Misal bir avuç fıstık kaç para? Fındığın neden değeri yok? Yurt dışına ihraç yapıyorlar, sağa sola ihraç yapıyorlar ama bizim halkımız üretici hiçbir şey kazanamıyor. Bence fındığın değeri de verilmeli. Bizim bundan başka gelir kaynağımız yok diyen emektar üretici fiyatın 4 dolardan aşağı açıklanmamasını istedi. Ordu'nun gelir kaynağı bu. Bundan başka bir gelir kaynağı yok. Vatandaş az bir rahat et. Refah payı olsun, 35'ten aşağı düşmesin. O kadar uğraşıyor ki millet. Ameli 180 liraya çalışıyor. Zaten fındık yok dalda doğru dürüst. En az 35 olmalı bence. Ondan aşağı olmamalı. Zaten kurtarmaz vatandaşı. Düşünceler ve istekler bu yönde.
Fındık fiyatı konusundaki son söz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Son yıllarda artan sıcaklıklardan dolayı oluşan kuraklık arıcıları da etkiledi. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bu sezon aşırı sıcaklar ve kuraklık bal üretimini olumsuz etkiledi dedi. Son yıllarda havanın aşırı ısınmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kurudu. Türkiye'nin en önemli çam balı üretim merkezi olan Muğla'daki orman yangınlarında bal bahçelerinin yarısı da alevlere teslim olunca bölgede yaşam zincirinin en önemli halkasını oluşturan arı varlığını ve bal üretimini de sıkıntıya sürükledi. Yaşanan bu sıkıntı tarım alanlarından sonra arıcılara da sıçradı. Kovanından çıkan ancak yeteri kadar polen ve nektar toplayamayan arılar aç kalmaya başladı. Buna bağlı olarak bal üretiminde düşüş yaşandı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi bal üretiminde %50 verim kaybı yaşandığını belirtti. Yani bizim 9. ayın 15'inden sonra bütün arıcılarımız çam bölgesinde oluyorlardı. Yani yaklaşık işte 300 bin kovanımız bizim ordu olarak o bölgelerdeydi. Gerçekten bizim için bir handikap. Yani hem bal ihracatımız hem de arıcılarımızda bir kazanç kapısıydı. Bunun tamamen işte şu anda sıkıntılı bir durumdayız. Artık bundan sonra kışlatma bölgelerine direkt gitmek zorunda kalacağız. Bu da bizim için hem ülke ekonomimiz için hem de arıcılarımız için gerçekten bir geçim kaynağı kapısında kapanmış oldu diye düşünüyoruz. Akın Çiftçi, arıcılıkta yaşanan kayıpların bal üretimini de olumsuz etkilediğini kaydetti. Çiftçi, yaşanan bu kaybın bal fiyatlarına da etki edeceğini vurguladı. Şimdi tabii ki bizim arıcılarımız yüksek rakamlı yaylalardır şu anda Türkiye'nin farklı bölgelerinde. Bizim arıcılarımız petekli bal üretimi yaptıkları için 9. ayın 15'inden sonra o bölgeye gidiyorlardı. Ama tabii ki orada olan işte farklı illerden işte Muğla, Aydın, İzmir bölgesindeki arıcılarımız var. Tabii ki onlar da bizim kendi camiamızın içinde insanlar. Ben o arıcılarımıza buradan geçmiş olsun diyorum. Yani biz de orada arıcılar birliği olarak elimizden üzerimize düşen ne varsa da yapmaya hazırız bu bağlamda. Fiyatlara tabii ki yansıması %50 bir verim kaybı var. İnşallah fiyatlara da daha iyi yansıyacağı konusunda çalışmalarımız var. Birlik olarak da biz mutlaka bu adamların ve ihracatın içinde olacağız zaten. İnşallah harcılarımız için hayırlı olur diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'de vaka sayılarının yükselmesi dolayısıyla aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Aşı olmayanlara karşı geniş kapsamlı kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirten Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akgürek, TV52 Haber'e özel açıklamalar yaptı. Türkiye'de günlük vaka sayıları 20 bine ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebi aşılama oranındaki düşüş olduğu tartışılırken uzmanlar eski hayatımıza dönmemiz için tek çözümün aşı olduğuna işaret ediyor. Covid-19'la mücadele sürerken geçtiğimiz günlerde esnafı aşıya teşvik etmek amacıyla Konfederasyon İşyerlerine aşısız eleman çalıştırmayın genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre HES kodu olmayan müşteri kabul edilmeyecek ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmayacak. Pandemi sürecinde aşı olmamanın büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek yayınlanan genelge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşı olmamak bu pandemi sürecinin gerçekten büyük bir eksiklik. Yapılması gerekiyor. Yani bu toplumun sorunu. Genel Başkanımızın açıkladığı genelge tamamen kurumsal bazda bizim temel taşlarımız olan teşkilatlarımızda yani çalıştırmayın derken çalıştırmayın değil ama mümkün mertebe yalnızdaki çalışanların aşılanmasına yönelik bir aşı kampanyası talebidir Genel Başkanımızın açıklaması. Biz de bu talebi bize bağlı odalarımızdan, yöneticilerimizden başlatmak kaydıyla bunun topluma yayılmasını isteriz elbette ki ama kesinlikle bir zaten genelgenin içeriğinde de yazmaktadır. Böyle bir işte aşı yaptırılması, yaptırım uygulanır falan filan şeklinde bir açıklama bu şekilde kesinlikle yok. Bizim teşkilatımızı ilgilendiren bir açıklamadır. O anlamda biz de tabii ki Genel Başkanımızın talebi doğrultusunda hem alt birimlerimize bu talebi ilettik, hem kendimiz de yanımızda çalışanlara ve ilişkili olan insanlara
aşı kampanyasına katılıp aşılamanın daha yaygın hale gelmesini sağlamaya çalışacağız. Akyürek, aşısız elemanı olmadığına değinerek teşkilat olarak hijyen kurallarına üst düzey duyarlılık gösteriyoruz dedi. Bizde şu anda aşısız hiçbir elemanımız yok. Mümkün mertebe zaten buna dikkat ediyoruz. Daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi biz zaten teşkilat olarak işte daha öncesi derken yani pandemi öncesinde de hijyen koşullarına üst düzeyde duyarlılık göstermiştik ve artı gıda üreten esnaflarımızla ilgili hijyen belgesi alma mecburiyeti getirmiştik zaten pandemi öncesinde ve şu anda gıda üretimiyle veyahut da gıda satışıyla ilgilenen elemanlarımızın, esnaflarımızın hepsinin hijyen belgeleri ellerinde mevcuttur zaten. Esnafa çağrıda bulunan Akyürek, bundan sonra kapanma gelecekse esnafımız yüzünden olmasın dedi. Ve bundan sonrasında da zaten bizim esnafımıza, yani teşkilatımız değil de esnafımıza çağrımız şu. Yani bundan sonra bir kapanma gelecekse bizim esnafımız yüzünden olmasın. Biz orada çok detay bir, ince bir püf noktasıdır bu. Yani bugüne kadar zaten bizim esnafımızdan, küçük esnafımızdan bulaş anlamında biz sebep olmadık bulaşa. Ve bundan sonra da hem esnaflarımızın hem de çalışanlarımızın böyle bir pandemi sürecinde bulaşa neden olmasını kesinlikle istemiyoruz. Talebimiz, çağrımız bu doğrultudadır. Teşekkür ediyorum. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği yükseköğretim kurumları tercih sürecine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen yükseköğretim kurumları sınavı 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a kadar uzatıldığını bildirdi. Milyonlarca üniversite adayı ve ailenin heyecanla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı tercih sürecine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-13 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen YKS üniversite tercih tarihinin bir süre ertelendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden tercih sürecine dair ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen yükseköğretim kurumları sınavı 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık açıklamasında bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Ordu'nun tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarını hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'nin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenilemiş durumda. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Ordu'nun tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarını hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'nin içme suyu hatlarını baştan aşağı yeniliyor. Kısa süre önce başlatılan çalışma kapsamında 5894 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yatırımının 5049 metrelik bölümünü tamamladı. Geriye kalan 845 metrelik bölümün ise bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla 19 ilçede yatırım çalışmalarına hız verdiklerini belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Uz, 19 ilçede mahallelerimizin içme suyu problemlerini çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor dedi. Öte yandan OSKİ Genel Müdürlüğü yaz aylarında vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi için 19 ilçede yoğun çalışma yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin yağmacılığın önünü açtığını iddia ederek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz dedi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu mücadeleye devam edeceklerini bir kez daha yineledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun Nisan ayında gerçekleştirilen meclis basın toplantısında turizmi teşvik kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 32 maddelik turizm teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle belediyelerimizin turizm alanlarındaki yetkileri açıkça ellerinden alınmak istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, turizmi teşvik kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinin yağmacılığın önünü açtığını iddia ederek, CHP olarak bu hukuksuz teklife karşı sonuna kadar direneceğiz ifadelerine yer verdiği toplantıda getirilen düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu da iddia etti. Mera, yaylak ve kışlakların Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesine imkan tanınıyor. Turizm bölgelerinde yapılacak yatırımlar için sadece bir ÇED kararının yeterli olması öngörülüyor. Kıyılarda lüks çadır kurulmasının önü açılıyor. Bu tesisler sadece bakanlıktan işletme belgesi alınacak, sonrasında ise başka hiçbir koşul aranmaksızın faaliyetine, işletmesine başlamış olacak. Karnı doysa da gözü doymayan bu iktidarla karşı karşıyayız. Bu kanun teklifi yağmacılığın önünü açan bir tekliftir. Turizmi teşvik kanunuyla ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden bir kez daha hatırlatan Torun, bu yağma düzenlemenin iptali için her yolu deneyeceğiz. Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etmezse iktidara geldiğimizde biz yürürlükten kaldıracağız dedi. Açıkça söylüyorum. Bu teklif turizm bahane edilerek yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerine çökme teklifidir. Bu teklif siyasi iktidarın seçimle kazanamadığı belediyelerden intikam alma teklifidir. Belediye kanunlarına ve anayasanın birçok maddesine aykırı olan bu teklifi bu şekilde yasalaştırırsanız Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Fındık hasadının başlamasıyla pazar yerlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Tezgah başındaki esnaf ve vatandaşlar sebze meyve fiyatlarını TV'lik habere değerlendirdi. Fındık hasadının başlamasıyla pazar yerleri şenlendi. Vatandaşlar ise fiyatları merak etti. Biz de pazarın nabzını tuttuk. Fındık hasadının başlamasıyla Altınordu ilçesindeki çarşamba pazarında yoğunluk daha önceki haftalara göre arttı. Yaşanan yoğunlukla birlikte esnaf ve vatandaşlar tezgahtaki meyve sebze fiyatlarını değerlendirdi. Kimi vatandaş fiyatların normal olduğunu dile getirirken kimisi de fiyatların yüksekliğinden yakındı. Evet, 4 kilo 10 lira patlıcan, 4 kilo 10 lira. Domates 3 kilo 10 lira. İki yapıyorum abla. 2 kilo patlıcan kimidir? Dün enflasyon rakamları açıklandı. Bugün pazardayız. Gerçekten fiyatlar hani üreticimizin hakkını yemeyelim. Belki 5 lira, 3 lira, 10 lira, 20 liraya satıyorlar ama fiyatlar pahalı, yüksek. İşte bir hafta önceyle bugün armutta, elmada 1 lira, 2 lira fark var. Ama ben şöyle bakıyorum. Burası bizim pazarımız, bizim üreticimiz. Bu fiyatlar onların hakkı, emeği. Yani bu emeğe büyük bir saygı duyuyoruz. Fiyatlar belki fındık başlama sezonunun başı olması nedeniyle hafifçe bir yukarıda gibi görünüyor ama bu normaldir. Talep çok çünkü şu anda çalışmak üzere Ordu'ya gelen önemli bir yoğunluk var. Dolayısıyla da talep fazla olduğu için ufacık bir yükselme görülüyor olabilir ama genellemede fiyatlar normal. Fiyatlar gayet ideal. Ben İstanbul'dan geliyorum. Yani muz da aynı miktarda para. Üzüm de aynı miktarda. Fiyatlar gayet ideal yani. Tezgah başındaki esnafsa fındık hasadının etkisiyle yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu belirtirken vatandaşların çoğunlukla sebze ağırlıklı alışveriş yaptığını söyledi. Pazarda meyve fiyatlarının sebze fiyatlarından yüksek olduğu da gözlerden kaçmadı. Fiyatlarımız daha önceye bakarak uygun şu anda. Mesela sebzeler tüm şey yaptı. Geçen haftalar domates 8 liraydı falan. 2 haftadır 5'e düştü. Fiyatlar da uygun. Yoğunluk talep de iyi.
Pazarda yoğunluk olayı fındık hasatının başlamasıyla sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk oluyor. O ara mesaisinde, yani ara öğlen ve ikindi saatlerinde, fındık toplama vakitlerinde pazarlarımız boş. Gözüküyor zaten. Fiyatlara gelince sebze fiyatları domates, biber, patlıcan 2,5 lira. Normal fiyat. Padere, soğan 2,5 lira. Sebzenin fiyatları normal. Fasulye 5 lira gibi. Bunun dışında meyve fiyatlarında biraz pahalılık var gibi. Nasıl var gibi? Şeftali 10-12, üzüm 10-12 aralığında fiyat. Meyvenin fiyatları sebzeye oranla biraz daha yüksek ama sebze vatandaşın alım gücüne hitap edecek şekilde fiyatları. Kardeşim yine 2,5 abi. Yine hangi var bu pazarda? Yine 4 kilo. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye meclisinin Ağustos ayı toplantısına katılarak bir sitemde bulundu. Başkan Tavlı, yapılan işler nedense görmezden gelinmek isteniyor. Neden bu kadar olumsuz bakılıyor diyerek açıklamalar yaptı. Ünye Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Tavlı meclis toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu ay içerisinde fındık münasebeti olsun, Kurban Bayramı münasebetiyle olsun ciddi bir anlamda yoğunluk oluşmuştu. Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar çok önemli bir herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu yoğunluğa hizmet etmeye hemşehrilerimize, kıymetli misafirlerimize, yerel yönetim olarak üzerimize düşen görevleri ve faaliyetleri sürdürerek herhangi bir sıkıntı yaşatmadan ilçemizde hayatlarını ve süreçlerini geçirmelerine elimizden gelen gayreti göstererek yardımcı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar da öyle önemli bir sıkıntı yaşamadığımızı da belirtmek istiyorum. Başkan Tavlı, Ünye'de işlerin yerinde gittiğinin altını çizerek şunları söyledi. Buradaki STK'larımız, sanayicilerimiz, yerel yönetim ve siyasiler bizde bir tane fakülte binasının yapılmasıyla ilgili bizim Ordu Üniversitesi'ne sözümüz. Ve Allah'a şükürler olsun. Bir, yerin geçici tahsisi yapıldı. İki, aynı zamanda bir tane fakülte binasının bugün geldiğimiz noktada temeli atıldı ve temelin de betonu dökülmeye başlandı. Şu anda üst direkleri devam ediyor Allah'ın izniyle. Daha Bismillahirrahmanirrahim, biz temelini atmaya gayret ederken, buranın kesin tahsisinin hayata geçmesi için mücadele ederken, efendim daha devam etmeyecek. Ya arkadaş, bu kadar olumsuz niye biz bakıyoruz, ben bunu anlamıyorum. Niye olumlu tarafından bakıp, madem ki iyi niyetliyiz, samimiyiz, bunun neden bir tarafından tutmakla alakalı mücadele noktasında hemfikir ve birlik içerisinde olmuyoruz, bunu anlayabilmiş değil. Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Tavlı, kavga varmış gibi gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Arkadaşlar, ne sorun? Biz Asarkaya Kent Ormanı'nda yapılan yolda birlikte çalışıyoruz. Şu anda Erenyurt'a giden cezaevinden başlayıp da Sapağan'dan başlayıp Yüceler'den Erenyurt'a giden güzergah üzerinde yaklaşık olarak 20 kilometre yol yapıldı. Öbür taraftan geldiğimizde Tepeköy, Başköy, Yaylalı, aynı zamanda Kumru'ya bağlanan yol güzergahı üzerinde halen bugün çalışma devam ediyor. Ünye'de her alanda iyi niyet çerçevesinde ve gayretle işlerin devam ettiğini ifade eden Tavlı, kültür merkezinde bu yıl itibariyle başlayan çalışmanın 2022 yarısı veya sonunda tamamlanmasıyla ilgili hem bizlerin hem de genel merkezin, hükümetimizin ve bakanlığımızın ciddi anlamda tasarrufları ve gayretleri var. Ünye'de her alanda işler iyi niyet çerçevesinde ve gayretle devam etmekte dedi. Orada da işler rayında Allah'ın izniyle yürüyor. Öbür taraftan geliyoruz arkadaşlar. Geçen yıl itibariyle, yıllarca konuşuldu diyorsunuz, geçen yıl temeli atıldı. Çok yakın zamanda gene Ankara'da görüşmeleri, sağ olsunlar Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın da girişimleriyle görüşmesi yapıldı. Müteahhit de yakın zamanda bu vinçlerini buraya getirecek. Bu yıl itibariyle başlayan hizmeti inşallah 2022 yarısı ya da sonu itibariyle Allah'ın izniyle Kültür Merkezi'nin tamamlanmasıyla ilgili hem bizlerin hem de genel merkezin, hükümetimizin ve bakanlığımızın ciddi anlamda orada tasarruflar var ve gayretleri var. Samimi birbirimize destek verelim, ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında da birbirimize karşı samimi olalım.
Üretime ve tarıma büyük önem veren Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 6 Mayıs 2021 tarihinde üreticiyi 50 bin fideyle ücretsiz bir şekilde buluşturmuştu. Bugün ise o arazilere gidip ilk hasadını gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar bizlere tüketim odaklı politikalardan üretim odaklı politikalara yönelmemiz gerektiğini gösterdi. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe 13 mahallede 50 bin fideyi ücretsiz bir şekilde üreticilerimizle buluşturuyoruz diyerek 6 Mayıs 2021 tarihinde İdil ve İlke ile birlikte ilk fidan dikimlerini gerçekleştirmişti. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe İdil ve İlke ile tekrar bir araya gelerek ilk hasadını gerçekleştirdi. Evet, bir süre önce biliyorsunuz Gülyalı'da 50 bin fide ile bütün üreticilerimiz destek olmuştuk. Ücretsiz olarak da atmıştık. İlke ve İdil'le de orada tanışıyoruz. İlke ve İdil'le beraber o zamanlar biber dikmiştik. Şimdi onların hasat zamanı geldi. Birlikte topladık şimdi, değil mi? Birlikte topladık şimdi. Herkese gösteriyoruz. Bütün vatandaşları üretmeye ve tarıma davet eden Tepe, bugünlerde toprağımıza daha fazla sahip çıkmaya ihtiyacımız var dedi. Herkesi üretmeye, tarıma, toprakla buluşmaya davet ediyoruz. Bugünlerde toprağımıza daha fazla sahip çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden İlke ve İdil'le beraber hepinize tarım dolu, yeşillik dolu, doğa dolu güzel günler diliyoruz. Hadi abi alkış, abiye el sallayalım herkese. Akkuş'ta deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen okulların yıkılmasının ardından yeni okulların yapımına başlandı. Akkuş'ta deprem testlerini geçemeyen ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 12 okul binası hakkında geçtiğimiz yıl yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştı. Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapımına merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ile başlandı. Geçtiğimiz ay temeli atılan 12 derslikle 292 öğrenci kapasiteli okulun bodrum kat inşası biterken zemin katında çalışmalar devam ediyor. Okulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 adet teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar dersliği, fen dersliği, kütüphane, beden eğitimi salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Toplamda maliyeti 13 milyon 300 bin TL olan okulun kaba inşaatının Eylül ayının sonunda tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların devam ettiği Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yetkililerden okulun son durumu hakkında bilgi aldı. Yeni yapılan okulların deprem yönetmeliğine göre çok dayanıklı ve uzun ömürlü olarak inşa edildiğini belirten Başkan Demirci, şu an tam donanımlı modern bir eğitim yuvasının yapımı hızla devam ediyor dedi. İlçemizin birinci derece deprem kuşağında olması hasabıyla ilçemiz okullarında geçtiğimiz yıllarda yapılan deprem testini geçemeyen okullarımızın 12 tanesinin yıkımı yapılmış idi. Yıkılan okulların yenisine yenilerinin daha moderni ve daha güçlüsünü yeni deprem yönetmenliğine göre binalar yapılmaya da başlanıldı. Onlardan bir tanesinde şu anda inşaat alanındayız. Akkuş merkezimize yapılan Cumhuriyet İlkokulu'nun inşaat alanındayız. 6 dönüm arazi üzerine 24 derslikli teknik, teknoloji, fen, müzik, laboratuvarlar, çok amaçlı salonu, spor salonu, müzik salonu gibi ilave salonların da olacağı, yaklaşık 6000 metrekare kapalı alanın olacağı bir inşaat yükselmeye başladı, yapılmaya başladı. Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve farklı olanakları sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve farklı olanakları sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbediyor. İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş doğal kayalık yapısıyla dikkat çekiyor. Kanyon ziyaretçilerine doğal güzelliklerinin yanı sıra yürüyüş, kano ve zipline yapabilecekleri, balık tutup yüzebilecekleri çeşitli aktivite imkanlarını bir arada sunuyor.
Kanyon bölgesindeki bir işletmenin sahibi olan Fadai Bayramsa, Küpkaya Kanyonu'nun salgında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından rağbet gören bir yer olduğunu söyleyip son zamanlarda bölgeye yabancı turistlerin ilgisinin arttığını vurguladı. Küpkaya Kanyonu pandemiden sonra rağbet gören bir yer oldu. İnsanlar eve sıkışmıştı, şehir hayatına sıkışmışlardı. Şimdi Küpkaya Kanyonu yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı. Son zamanlarda Avrupa'da yaşayan insanlar Küpkaya'ya çok rağbet gösterdiler. Artı ikinci güzelliği de şu, Ege'den, Akdeniz'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan Doğu Karadeniz turuna çıkan insanlar Ordu'da gezilecek, görülebilecek yerler arasında Küpkaya Kanyonu birinci ve ikinci sırada bulmaya başladılar. Bu konuda da rağbet görüyoruz. Artı Ordu merkezden, Samsun'dan, Giresun'dan, Ordu merkezden, Ünye'den, Fatsa'dan her yerden Küpkaya Kanyonu'na bir defa değil birkaç kez arka arkaya insanlar buraya dinlenmeye, doğadan faydalanmaya, sudan faydalanmaya, zipline'da uçmaya, ondan sonra aşağıda yüzmeye, doğada eğlenmeye geliyorlar. Kanyonu ziyarete gelen Kübra Özgür şehir hayatından bunalanlar için kanyonun ayrı bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Ben ilk defa geldim. Güzel bir manzara eşliğinde kahvaltıyla güne başladık. Ardından kanyonda yürüdük. Kanyonda yürürken doğa harikasıyla iç içe yürümek muhteşem bir zevkti. Ardından şimdi görüyorsunuz arkamda dere var. Derede biraz serinleme ihtiyacı gidereceğiz. Sizin mesajınız da sizi izleyenlere gelsinler mi buraya? Tabii ki. Çünkü pandemi biliyorsunuz yoğun bir şekilde ve hep evlerde geçirdik. Artık doğayla bütünleşme zamanı ve doğayla bütünleşmek isteyen herkesi kanyona bekliyoruz. Ailesiyle birlikte kanyonu ziyaret eden Yeşim Şahin ise Küpkaya Kanyonu'nu çok beğendiklerini vurguladı. Ordu her yer yeşillik, çok güzel ama buranın başka bir havası var. Hem böyle doğal, evimizde gibi hissediyoruz kendimizi. Kahvaltısı zaten ayrı güzel. Saatlerce oturuyoruz, çok güzel bir mekan. Sahipleri çok samimi, özellikle beni o çok etkiledi. Severek geliyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Memnunuz burada olmaktan. İyi ki var. Milyonlarca öğrenci ve ailenin merakla beklediği tercih süreci yarın başlıyor. Eğitim hayatının önemli bir noktası olan üniversite tercihlerinde iyi bir üniversite ise herkesin hayali. Ordu Üniversitesi ise Karadeniz bölgesinin birinci tercihi olmaya devam ediyor. Yükseköğretim kurumları sınav tercihleri 5 Ağustos itibariyle başlıyor. Milyonlarca üniversite adayı öğrenci ve ailenin hayalini süsleyen iyi bir üniversite içinse araştırmalar devam ederken Ordu Üniversitesi de Karadeniz bölgesinin birinci tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye Memnuniyet Araştırması raporuna göre Karadeniz bölgesinin birinci tercihi olan Ordu Üniversitesi, genç kadrosuyla beraber son derece köklü akademik geçmişiyle hayalindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar ve ailelerini ağırlamaya devam ediyor. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın tercih sürecindeki üniversite adaylarına bir de mesajı var. Uzun ve yorucu bir sınav maratonunu geride bırakarak yaşamınızın önemli bir dönemine adım atarken bu başarının mimarı olan ailelerinizi ve sizleri yürekten kutluyorum. Geleceğinizi şekillendirmeye başladığınız bu dönemde Ordu Üniversitesi olarak bir aile sıcaklığı ile her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Mavi ve yeşilin buluştuğu şehrimizde aynı samimiyeti ve mevsimleri paylaşmak, aynı zamanda küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir eğitim sürecini beraber tamamlamak bizleri mutlu edecektir. 15 yıllık kısa geçmişine rağmen akademik ve fiziki gelişimini aralıksız sürdüren üniversitemiz, gelinen noktada 3 enstitüsü, 12 fakültesi, 2 yüksekokulu ve 10 meslek yüksekokulu, 20 bine yaklaşan öğrencisi, seçkin akademik ve idari kadrosu ile bilimsel saygınlığı üst düzeyde olan eğitim ve öğretim çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz modern ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip yerleşkeleriyle, bilimsel, sosyal ve kültürel yaşamıyla üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize
rahat, güvenilir, huzurlu ve kaliteli bir eğitim, öğretim imkanı sunmaktadır. Rektör Akdoğan, sizleri yeşilin ve mavinin birleştiği Karadeniz'in incisi Ordu'ya bekliyoruz dedi ve tüm aday öğrencileri ve aileleri Ordu Üniversitesi'ne davet etti. 125 devlet üniversitesi arasında 42. sıraya yerleşen ve Karadeniz bölgesindeki üniversiteler arasında birinci sırada yer alan üniversitemiz, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri raporunda da ilimiz 15. sıraya yerleşmiştir. Bu veriler bizlere üniversitemizin hem üniversitesi hem de şehrinden memnun bir öğrenci profiline sahip olduğunu göstermektedir. Ordu Üniversitesi olarak nitelikli ve donanımlı araştırma ve uygulama altyapımızla, zengin literatür ağına sahip kütüphanemizle, sosyal ve kültürel alanlarımızla ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizi nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, bilimin ışığında aydınlanan, özgüveni, farkındalığı ve milli şuuru yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlama sorumluluğunu hissetmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri yeşilin ve mavinin birleştiği, yaylaları ve şelaleleri ile güvenli ve huzurlu şehir olan, karayolu ve hava yolu ile ulaşım sorunu olmayan Karadeniz'in incisi Ordu'ya, Ordu Üniversitesi'ne bekliyorum. 28 Temmuz günü ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, ardından Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere birçok farklı noktaya yayılan orman yangınlarına Kartal Belediyesi ekiplerinin müdahalesi gece gündüz demeden devam ediyor. Türkiye'nin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak geniş alanlara yayılan ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele sürerken Kartal Belediyesi ekipleri de yangınların 8. gününde gece gündüz demeden destek çalışmalarına devam ediyor. Onlar. Hadi. Efendim o ana. Öbür taraf yanmış. Yüzey taraf yanmış. Tamam o ana. Var bir de şu vadiye kadar. Tamam o ana. Bas abi, bas. Geç gerçekten. Hadi. Efendim valla. Kontrol altına alınamayarak geniş alanlara yayılan, insanların, doğada yaşayan binlerce canlının, yerleşim merkezlerinin ve 100 yıllık doğal miras olan ormanların yitip gitmesine ve onarılmaz acılara sebep olan orman yangınlarını söndürmek için diğer il ve ilçe belediyelerinin destek ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışan Kartal Belediyesi ekipleri afet bölgelerinde büyük bir mücadele veriyor. Üçü arazöz olmak üzere 5 araç, 10 sivil savunma görevlisi, 1 ambulans, 4 acil müdahale sağlık personeliyle bölgeye giden Kartal Belediyesi ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen bölge halkıyla görevliler için ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, bir yandan da yangın söndürme, yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmada insanüstü bir çaba gösteriyor. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar karşınızda olmak dileğiyle esen kalın. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'yu ulusal ve uluslararası kano, yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabileceği bir merkez haline getirecek olan Durgun Su Sporları Merkezi çalışmalarında sona geldi. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı merkez, çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmalarının ardından su sporlarının hizmetine açılacak.
Başkan Güler'in denizden daha fazla istifade etmek ve şehri denizle bütünleştirmek adına hayata geçirdiği çalışmalarsa vatandaşların beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Şehit Temel Şimşir gemisini denizle buluşturan, Ordu kıyılarında dalga sörfünü hayata geçiren, Karadeniz'in yelken ve kanolarla süslenmesini sağlayan Başkan Güler, Gülyalı ilçesinde Ordu Giresun Havalimanı yanında inşa edilen Durgun Su Sporları Merkezi ile Ordu'nun su sporlarında öncü bir il olmasını sağlayacak. Havalimanı yanında olması dolayısıyla Ordu'ya gelecek olan sporcu, antrenör ve sporseverler için büyük kolaylık sağlayacak Durgun Su Sporları Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Birçok daire başkanlığının ortak çalışma yürüttüğü merkezde altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanırken çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin dört koldan yürüttüğü çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilerek merkezin faaliyete geçmesi hedefleniyor. TFF 3. Lig 2. grupta yer alan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde sezon başında tekrar anlaşmaya varılan Oğuzhan Birben'le karşılıklı anlaşılarak 2. etap Bolu kampı öncesi yollar ayrıldı. 2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde Pazarspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 52 Ordu Spor forması altında 24'ü 3. lig, ikisi ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 26 karşılaşmada görev alırken, bu müsabakalarda 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu. Birben profesyonel futbol kariyerinde toplamda 71 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki oyuncunun Ordu ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.